Bu filmimizde sizlere Burdur Çaldır Yazır Köyü'nün meşhur bazlamasını tanıtacağız. İbrahim Hanife Özyalçın evinde konuk olduğumuz süre içinde daha önce Türkiye'nin birçok yerinde gezmiş, nice örf adetleri yaşamış bizler bazlama ekmeği yemiştik. Ama Hanife Hanım'ın hazırladığı bazlama ekmeklerini hiçbir yerde tatmamıştık. Şekil hazırlanış ve pişirilme biçimi de farklı olup özel konumdadır. Kullandığı kendisine has maya ve aroması bu bazlama ekmeğini benzersiz kılmaktadır. Hanife Hanım tam buğday ununu ekmek unu olan sarı un ile karıştırıyor, gerekli mayayı da kendisi üretiyor. Bu suretle daha besleyici, lezzetli ve sağlıklı oluyor. Bu bazlama köy barbeküsünde odun ateşinde pişecektir. Bazlama yapıyorum. Bu bazlamayı tam buğday unu ve ekmek unuyla karıştırıp yapıyorum. Sarı undan yapıyorum ve maya üretiyorum. Kendim hamur mayası üretiyorum. Onu koyuyorum içine. Böylece daha lezzetli, daha besleyici oluyor. Sağlıklı oluyor. İçeri yanıyor. Ben bunları saçta pişireceğim. Kömür ateşinde, daha odun ateşinde daha çok seviyorum. Bu ev Burdur'un Yazır Köyü. Çağdır Yazır'dayız. Ve babamın 70 senelik evini alıp dekore ettirdim. Harika olur değil mi? Ben eski şeyleri çok vallahi seviyorum. Adetlerimizi, geleneklerimizi ve içinden cımbızlıyorum. Sağlıklı olan şeyleri yapmaya çalışıyorum. Doğal yaşamaya çalışıyorum. Ve seviyorum, uğraşıyorum böyle. Doğal yaşamı seviyorum. Şimdi bunlar nerede pişirilecek? Hazırlıyorsunuz. Bunları saçta pişireceğim. Odun ateşinde ve odunda kızartacağım. Bunları yaylada mı yapacağız yoksa burada mı yapacağız? Burada evde yapacağım. Evde ocak başım var. Ha. Ocak başında yapacağım. Orada pişireceğim. Bunlar tabii mayalı hamur, öyle değil mi? Ya da mayalıyor musunuz? Evet, mayalı hamur. Ben kendim mayalıyorum. Ayrıca maya üretiyorum ben. Yani hamurdan maya ayırıyorum. Dolapta saklıyorum. Bir dahaki sefere onları kullanıyorum. Yani bu hazırlanmış doğal maya oluyor. Doğal maya oluyor ama birazcık da hazır maya koyuyorum çünkü kendine geldikten sonra yeri açılır. Şey olmasın. Hani daha güzel kabarsın diye. Evet. Yaptıktan sonra da böyle bezde bekletiyorum bir yarım saat. Dinlendiriyorum. Hamur geldikten sonra yapıyorum. Ve bezde dinlendiriyorum. Böylece daha iyi sonuç alıyorum. Evet. Kamerayla birlikte gücü kazandım. Başında odaklamaya başladım. Ben anlatırdım ama o da vardı. O da işte yoğururken başladım. Evet sayın seyirciler, Yazır Köyü'nden Hanife Özyalçın bizler için bazlama ekmeğini üretiyor. Şu anda bu ekmekler çok sağlıklı, son derecede doğal olup hiçbir katkı maddesi içermemektedir. Arkadaşlarım gelmiş. Ben arkadaşlarıma bazlama yapmak istedim. Tabii bunu da doğal olmasını istedim. Füksan Hanımcığım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. Sağ olun. Beni çok mesut ettiniz. Çok teşekkür ederim. Biz de çok mutlu olduk. Nasıl buldunuz bizim köyümüzü? Çok güzel, serin, yazları tam yaşanacak bir yer. Evimiz nasıl buldun? Evimiz de çok güzel. Babam rahmetliğin elleri. Babam benim ustaydı. Su değirmeni vardı. Kendimiz büyütürdük bu unları. Şimdi tabii cereyan oldu, elektronik. Her şey elektronikleşti. Biz de biraz daha kolaya kaçıyoruz böylece. Ama yine de eskileri yaşatmayı seviyorum ben. Evet. Yaşamayı da seviyorum, yaşatmayı da. Siz de keyif aldıysanız benim yaşam tarzımda
Buyurun. Evet, zaten keyif almasaydık. Buyurun gelmezdi. Hep beraber. Evet. Yaşayalım. Sizin sıcak gönlünüz. Çok teşekkür ederim. Bir sürü zahmetli bir iş yapıyor şimdi. Bizleri memnun etmek için ama biz zaten memnunuz yani sizden. Mehmet Hocam da o gelip bizi çekmesi çok hoş bir şey. Tabii bunlar hatıra olarak kalacak. Evet, eski yaşantıda hatıralar kalacak. Şimdi şehirde yaşıyoruz. Her şey hazır. Emeksiz bir şekilde yürüyoruz şehirlerde. Kolaya kaçıyoruz değil mi? Kolaya kaçıyoruz. Ama şehir hayatı da sıktı artık. Evet. Şehir hayatı sıktığı için daha alternatifler arıyoruz şehirliler. Köylere, kenarlara, kasabalara kaçıp ilginç şeyler bulmaya çalışıyorlar. Tabii biz de ufak ufak doğallığa döndük, doğamıza döndük. Artık insanlar yavaş yavaş yer alıp hobilerini gerçekleştirmek için evet, şehir dışına gitmeye, yazları Antalya gibi yerde olanlar tabii yaylalara, senin yerlere yerleşmeye çalışıyor. Öyle de güzel. İş hayatı varken bunları yapamıyorduk. Tabii ki mecburduk o şehrin hayatını çekmeye. Ama şimdi mecbur değiliz, özgürüz. Evet, özgürüz. Arkadaşlarla, eşle, dostla gezmek, eğlencesine takılmak çok güzel tabii. Doğa da buna eklenince daha bir güzel oluyor. Doğal yaşamla doğa harika bir duygu. Herkese öneririm. Gelin bizimle, siz de yapın. Şuraya girme. Yanlış olacak şimdi. Atın bakalım bak. Filmimizin muhtelif sahnelerinde İbrahim ve Hanife Özyalçın çifti hazırladıkları bazlama hamurunun ateşin odunla dansının muhteşem sanatsal gösterisinin olduğu köy barbeküsünde saç ve alt ızgarada pişirilişini anlatıyorlar. Bu enfes bazlamalar fırın ekmeklerine on çekecek kadar güzel ve tatlıdır. Bu ekmeği bizlere sunan Hanife Hanım ve analarımızın elleri dert görmesin, bazlama ekmek çok lezzetlidir diyoruz. Özellikle bizlere, köyde yaşamış olanlara küçüklüğümüzü ve köy hayatımızı hatırlatır. Nefis kokusu ile ve yumuşacık olmasıyla çok beğeniriz. Şimdilerde marketlerde satılmaktadır. Yöresel ekmek türü olan bazlama, uygun koşullarda hazırlandığında bayatlamaz, özel maya ile hamuru hazırlanır. Köylerimizin değişmez ekmeklerinden biridir bazlama ekmeği. Kimilerimiz serme ekmek der, kimilerimiz de bazlama çekmeği. Tabii siz ne derseniz deyin, köylerimizin en güzel ve en bereketli. Evet sayın seyirciler, şu anda biraz önce kaydettiğimiz hamur bazlamalar şu anda pişirilme aşamasında. Şimdi Yazır Köyü'nün ünlü bazlaması saç üzerinde odun ateşinde pişiyor. Şu anda pişmiş bir bazlamayı görüntülüyoruz. Gördüğünüz gibi bu bazlama farklı bir bazlama. Sıradan bir bazlama değil. Sacın üstünde biraz piştikten sonra sacın altına odun kızarmaya geçiyor. Evet, odun közünün üzerine konuluyor. İki şekilde, iki farklı seçenekle pişiriliyor. Bu metot sadece Yazır Köyü'ne özgüdür. Başka hiçbir yerde yapılmamaktadır. Hamur ekmeğin oluşabilmesi için önce buğday temizlenir. Değirmene götürülür. Un haline getirilir. Daha sonra hamurlu ekmek yapmak için belli bir miktarda ayrılır. Tuzu,
Hamur kabartma tozu içine koyarak suyla yoğurulur. Biraz sonra şişmeye bırakılır leğenin içinde. Hamur geldi derler kabarınca. Ondan sonra yere bezin üstüne açarlar. Açtıktan sonra orada biraz daha kabarır. Daha sonra saç hazırlanır, ateş üstüne konur. Yapmaya başlanır, kızarır. Kızardıktan sonra altında küçük sayacak derler. Sacın altında, közün üstünde kızartılır. Daha sonra pişmiş hale gelir, afiyetlice yenir. Sade yağlı, kuru, her çeşit tüketilir. Yeterli. Ekmekleri böyle kızartmam, kabartmam gerekiyor. İçleri iyi pişmezse hoş olmaz. Ben oluyorum. Biraz da sıcakta boğuştuğum için size düzgün bilgi veremeyebilirim. Ekmekleri alıp gelmem lazım. Ekmek almayı diyor. Ekmeğin yenmesindeki özellik şudur. Saçtan indikten sonra tereyağı hakiki, sade yağ bir adı da. Bunu ekmeğin üzerine konur. Çatalla dele dele batıra batıra ekmeğin içine işlenir. Ondan sonra tadından da yiyebilirsen ye. Çok mükemmel olur. Herkese afiyet olsun. Yiyenlere. Ya şimdi herkes bulamayabilir ama köylerde bu çok fazla olduğu için tereyağı, peynir, her türlü her şeyi bulmak mümkün. Onun için fazla teferruata girmeye gerek yok. Bir de içine peynir koydun mu dedin? Evet evet, içine peynir, hatta üzerine peynir, yağını aldıktan sonra ekmek, tulum peyniri özellikle. Tulum peyniri ve tereyağı. Yaş olmayacak tabi, salam olarak. Koydun mu tadından geçilmez değil mi? Tadından yenmez artık. Yani yiyenlere afiyet olsun. Evet, yeme de yanında yap. Evet, evet, o tabir geçerlidir. Evet. Kokusuna yap. Hele Kerim burada olsaydı nasıl da anlatırdı. Kerim? Kerim kendi kendine anlatır, doğru söylüyorsun. Bazlama ekmeği ateşin odunla sanatsal dansı eşliğinde saçta pişmeye devam ediyor. Bazlama Türk mutfağından bir ekmek türüdür. Ekmek olarak sadesi yüzyıllardır Türkler tarafından yapılır ve yenir. Farklı malzemeler kullanarak birçok farklı türü yapılabilir. Kıymalı ve peynirli gibi. Bu enfes bazlamalar piştikten sonra kahvaltı sofrasına oturuyoruz. Sofrada bir tek kuş sütü eksik. Hanife Hanım'ın elleri dert görmesin diyoruz. Hanife Hanım'ın geleneksel olarak odun ateşinde saç üzerinde pişirdiği bazlama diğer yörelerden daha farklıdır. Sadece Çavdır Yazır köyünde hazırlanıp pişirilen bazlama 2 veya 3 santim kalınlıktadır. Pişme süresi biraz daha uzundur. Saç üzerinde kızardıktan sonra saç altında bulunan sayacak denilen ızgara üzerinde közün üzerinde son kızartması yapılır, sonra servis yapılıyor.